Evet gençler, merhabalar dostlarım. Şimdi Yamuk'un son iki testi kalmıştı. Onları gömeceğiz hemen. 5 numaralı test ve 6 numaralı test. 5 numarayla vira bismillah diyelim dostlarım. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Şimdi orta taban vermiş. Şöyle bir odaklanmasını ayarlayacağım şimdi telefonumun. Evet. Orta taban olduğunu söylemiş. AL'yi 8 vermiş. AL tamam, orası 8. KL ile LC'nin toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Biz kuralımızı hatırlayalım dostlar. Orta tabanın uzunluğu nasıl bulunuyordu? Toplamlarının yarısı. Yani 20 bölü 2'den orta taban 10. Şu köşegenler arasındaki parçayı nasıl buluyorduk? Farklarının yarısı. Yani 8 bölü 2'den 4. Burası 10 ise şu LF de 3 oluyordu. EK da 3 oluyordu. Hatta bunu biz şu 6'nın orta tabanından da bulabiliyorduk 3 olduğunu. Tabi buralar yanlar mecbur ikiye bölündü. Şu AL ile LC eşit çıktı. AL'yi 8 vermiş. Demek ki LC de 8. Bizden ne istiyor? KL ile LC. Yani 8 ile 4'ün toplamını istiyor. 12'yi paketledik. 2 numara. Dedik ki bunu üçgenlerde de söylemiştik dostlarım. Yan kenar ikiye bölündüyse aklına orta taban gelsin. Hemen orta tabanı çizdim. 9 ile 3'ün toplamının yarısı 6'dır dedim. Bu soruma ait orta taban dik açıdan çıkan bir kenar ortayoldu arkadaşlar. Yani burayı da ikiye bölüyor mecburen zaten. Dolayısıyla bir muhteşem üçlü çıktı. 6 6'dan 12'yi paketledik. Sorumuzun cevabı 12. 3 numaraya geldik arkadaşlar. 12 var, 13 var. Hemen şu Z harfini bir konuşalım isterseniz. Şurası da bir noktalı açıdır diyelim. İkizkenar üçgen çıktı. Burası da 13'tür diyelim. Dik yamuğun klasik hamlesini de yapalım hemen. Dik yamukta ne yapıyoruz? Şu D köşesinden aşağıya doğru bir diklikte biz indirecektik dostlar. Demek ki şurası 12 birim. Hatta 5-12'den, 5-12-13'ten burası 5 olacak. Şu karşılıklı açılar eşit, kenarlar eşit olduğu için burası 13 olacak. 13 ile 5'in toplamı da 18'i paketledik dostlar. Evet, geldik 4 numaraya. Bakın artık alışın. Yamukta açıortay gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Hemen Z kuralını yapıştıracaksınız. İşte Z kuralı. Burası da noktalı açı ve burasıyla burası eşit birbirine. EF paralelse, evet, paralel orta taban olacak. Burayı ikiye böldüyse mecbur. Elhamdülillah. Siz de görün dostlar. Bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Videoyu durduruyorum. Evet, devam ediyorum dostlar. Şimdi ne diyoruz? Şuraların da eşit olduğunu söyledik. O halde burası da 6. Şimdi bize orta tabanı 14 vermiş bu kerata. Orta tabanı biliyorsam alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıydı. Yani 10'la bir şeyin toplamının yarısı 14'müş dostlarım. O halde şurası 28 yaptı. 10'la 18'in toplamının yarısıdır diyorum. Demek ki 6'sı buradaysa 18 olacak burası. X'e de kalacak 12. Cevabım Adana'da geldi. Evet, 5 numaradayız dostlar. ABCD yamuk. Paralel paralel paralellikler var. Hemen şu paraleli birazcık daha şöyle aşağıya doğru uzatalım. Bir paralel kenar çıktı. Burası 4 olur. Burası 12 olur diyelim. Sonra şu kelebek üçgeni bir görelim arkadaşlarım. Bakın 4'e 12 oranı var. Yani 1'e 3 muhabbetimiz var burada. Demek ki 1'e 3, burada da 1'e 3 olacak. Şurası 9. Şimdi son olarak da klasik benzerlik yapıyorum. 12 bölü 16 diyorum. Soru da çıkıyor. 12 bölü 16 eşittir 9 bölü x dedim. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 4, 3'e bölelim 3'e bölelim 3 gelsin. X eşittir 4 kere 3, 12. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet. 6 numara. Bakın yine yan kenar ikiye bölünmüş. Bir orta taban çakalım o zaman hemen. Şuradan bir paralel doğru çizip orta taban diyelim buna. Burayı da ikiye bölecek 8 8 diyelim. Hatta 8 15 17 çıktı. Artık orta tabanı biliyorum 15. Neydi formülü? Üstle 6 topla 2'ye böl. Yani 12 ile x'i topla 2'ye böl. 30 olur. 12 ile x'in toplamı. 12 ile pardon, x'in toplamı 18 olacak o zaman. X çok uzatmaya gerek yok dostlar. Evet, bulduk.
Hemen test 5'in 7. sorusuyla devam edelim. Bakalım ne diyor? AB kenarı DC kenarı birbirine paralel olan ABCD yamuğunda. Tamam, bu bir yamuk. MD'yi 3 vermiş. Hemen 3 yazıyorum MD'ye. Başka CM'yi 4 vermiş. Hemen CM'ye 4 yazıyorum. Başka AK'yı 8 vermiş. AK'ya 8 yazalım. Bakın hemen şu kelebeği bir görelim mi dostlarım? Şurada bir kelebek üçgen var. 4'e 8. Yani 1'e 2 oranı var. O halde şurası 1, şurası 2. 1K'ya 2K muhabbetini yaptım. X'i soruyor bize. Bir de şu kelebeği görelim. Bakın bunun da oranı 1'e 2, 3'e 6'dır. Ceyhan'dan geldi sorumun cevabı dedim. Evet, 8 numara. Yamuksal bölgesi biçiminde verilen kağıtta AB paralel DC olmak üzere. Tamam, paralelmiş bunlar. AB 17'ymiş. Bir yazalım bu verilenleri. AB 17, CD 11. Tamam. BC 8. Onu da yazdık. Şekildeki EFF, BBFC bilmem ne boyunca kesilerek 3 parça aldıktan sonra FBC üçgene atılıyor. Ve daha sonra kalan 2 şekil AB paralel CD demişti. Tamam, yamuksal bölge. Şuradan EF paralel mi acaba? EF boyunca kesilen 3 parça FBC bölümü daha sonra atılan şekil FC ve BC kenarı çakışacak biçimde birleştiriliyor. Tamam. Birleştirildi. E üssü nedir diye de bir soru sormuş bize. E üssü nedir? Şimdi şunu birazcık daha şöyle bir uzatsak biz. Biliyoruz ki iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Buraya 90'ı çakalım. Burayı 4 4 diye orta taban olduğu için 2'ye bölecek diyelim. Sonra muhteşem üçlüden bu da 4. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı 28 bölü 2'den 14 olacak. Şuraya da 10 kaldı diyelim. Bunu da biliyoruz artık. Peki bu bildiklerimizi şimdi şu alttaki şekle de gösterelim arkadaşlar. Biz nereyi biliyoruz? E üssüyle F üssü arasını 10 diye biliyoruz. Demek ki şurası 10. O zaman şurası da 10. Başka zaten cevap da geldi herhalde değil mi arkadaşlarım? 10, 10. Hemen bize de E üssüyle E arasını soruyormuş. 10, 10. 90'ı da yapıştırdıktan sonra 10 kök 2'yi paketledik. Cevap Denizli'den geldi bile. Evet. Bu ne diyor? Düz bir caddedeki üst geçitte merdivenler yola paralel inşa edilmiştir. Peki. Ne diyor sonra? Ahmet, Ali, Mehmet aynı taraftan aynı hizada çıkıyor. Onlar da aynı hizada iniyor. Ali'nin Ahmet'e uzaklığı 6. Şunu bir gösterelim şimdi. Ali ile Ahmet arasındaki mesafe 6. Sonra Mehmet ile Ali'nin arasındaki mesafe 19. Tamam. Hasan'ın Ahmet'e uzaklığı 13. Hasan'ın Ahmet'e uzaklığı 13. Şurası 13. Tamam. Can'a uzaklığı 11. Hasan'ın Can'a olan uzaklığı yani şuranın toplam mesafesi 11. Onu da söylemiş olalım. Toplam mesafemiz 11. Karşılıklı merdivenlerin aynı basamağındaki Ali ve Kerem'in birbirine uzaklığı 12. Demek ki şu mesafede 12 birim. Bunu da söyleyelim. Burası da 12. Peki buna göre Mehmet'in Can'a uzaklığı kaç metredir diye bir soru sormuş. Mehmet nerede? Can nerede? Mehmet'in Can'a olan uzaklığı şu mesafe nedir diye de bir soru sormuş bize. Tamamdır dostlarım. Bir de nereyi biliyorduk? Şurası da 11 metreydi. Şu kısımda 11 metre. Bir de bunu biliyoruz biz. Hasan'ın Can'a olan uzaklığını da biliyoruz dostlar. Tabii bu 11'i de kullanacağız arkadaşlar da. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Şimdi yamuk öncelikle sakınız kafanız karışmasın. Şu üsttekiyle alttaki paralel değil. Yamuk şu. Şunlar birbirine paralel. Buraya dikkat edin dostlarım. Şimdi şu Ali ile Kerem aynı hizada olduğunu söylüyor ya. Bunu bir konuşalım. Şimdi madem ki bu üsttekiler paralel tam karşılıklıysa bunlar demek ki dik iniyor demek istiyor bize dostum. Bakın şurası dikse madem burada bir diklik var 13 de görüyoruz. Hemen şuradan da bir diklik indirelim biz dostlarım. Şöyle bir diklik de biz indirsek tam şu köşeden. Bu da 12 olacak. Bu da 12'dir. 5, 12, 13 üçgeninden şurası 5. Şuraya da bir birim kaldı diyebiliriz.
Tabii burası bir birimse iki diklik arası şurada da bir birim olacak. Şurası da bir ve bizim de Kerem'le Can arasına 10 birim kaldı diyebileceğiz. Şimdi hemen şuradan da bir diklik çiziyorum. Bu da 12. Şurası 10 olur. Buraya 9 kalır ve bakın 9, 12, 15 üçgeninden işte aranan yerin 15 olduğunu buluruz. Dostlarım cevabımız da Ceyhan'dan çıkar. Evet. 10 numarayı okuyalım. İsmail şekil 1'deki 5 adet ikizkenar dik üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralel kenardan oluşan tangramın parçalarını kullanarak şekil 2'deki kuleye benzer yapıyı oluşturuyor. Şekil 1'in alanı 32 santimetre kare. Şimdi bunlar hep ikizkenarsa şu pembenin şu parçaları eşit bir kere. Sarı da ikizkenarsa bunlar da eşit. Bakın burası demek ki ikizkenar dik üçgenler 45-45'lerimizi yazarsak şöyle. Şunun bir kenarına k, k, k dersek burası k kök 2. Burası k kök 2, yani bir kare çıktı. Ve bu karenin alanını 32 vermiş. Karenin alanı neydi? Bir kenarın karesiydi. Yani k kök 2'nin karesi 2k kare eşittir 32. Demek ki k kare 16. K'yı 4 bulduk. K dediğimiz uzunluk şu turuncunun dik kenarları. Pembenin pardon. Sarının da dik kenarları. Demek ki 4. 4 bunlar olacak. Ne dedik? 4 bulduk K'yı. Şurası da 4 geldi. Şimdi tabii şunlar da hep ikiz kenarlarmış. Şuna da ikiz kenar olduklarını şöyle gösterelim arkadaşlarım. Bakın karenin bir kenarı buna eşit çıktı. Şurası da şöyle. Demek ki K4'tü ya, şurası 4. O halde şu morun bir kenarı 2. Karenin de bir kenarı 2. 2. Şurası da 2 geldi. Şimdi bunları da konuşalım hemen. 2, 2 ise burası 2 kök 2. 4 kök 2 idi bir kenar. Buraya da 2 kök 2 kaldı. Buraya da 2 kök 2 kaldı. Şurası 2, 2'den 4. Buraya bir diklik indirirsek 2, 2 muhteşem üçlüden bu da 2 geldi. Şimdi bunu şeklin üstüne gösterelim dostlarım. Şu şeklin üstünde. Şimdi turuncunun dik kenarını 2 bulduk. Şurası 2. Karenin bir kenarını 2 bulduk. Burası 2. Morun yüksekliğini 2 bulduk. Demek ki şurası 2. Buradan aşağı inen yüksekliği de 4 bulduk. İşte bize tüm şeklin yüksekliği soruluyor. 4, 6, 8, 10 birim çıktı. Tüm şeklin yüksekliği Ceyhan'dan geldi dostum. Evet. 5 numarada tamamdır. Şimdi geldik 6 numaralı testimizin birinci sorusuna. 12 vermiş BC. Dostum bunun benzerini bir önceki testte de yaptık. Şimdi önce kelebek üçgen yapacağız. 4'e 12 yani 1'e 3. O halde 1K ise şurası 3K'dır. Şimdi klasik benzerlik yapacağım bir de. Şu X ile 8'in paralel olması. 3 bölü 4 eşittir X bölü 8. 2 katıysa bu da 2 katı olacak. Cevap 6 gelecek. Evet 2 numara. X nedir diye soruyor bize. Dostum bak bu açılar birbirine eşit değil mi? Z harfinden dolayı ikisine de AA dedim. Şimdi biz bunu benzerlikte de çok söyledik dostlar. Şöyle iki açısı eşit, birer açısı eşit olan şekilleri görüyorsanız çok yüksek ihtimalle benzerlik yapacaksınız demiştik. Ve hemen şunu arıyorum, bakın çakallık yapalım. Şimdi buradaki küçük üçgenin, şu taradığım üçgenin bir kenarı 8... Büyük üçgenin bir kenarı 16. Bak iki katını yakaladım. Küçük üçgenin bir kenarı 4. Büyük üçgenin bir kenarı 8. Bak yine iki katı. İki kenarı arasında iki katı muhabbeti varsa üçüncü kenarda da kesinlikle iki katı olacak. Küçük üçgenin bu kenarı 6 ise büyük üçgenin bu kenarı 12'dir diyeceğiz. Çok uzatmadan hemen benzerliği görüp çözdük soruyu. Evet, üçüncü sorumuz yine benzerlik yaparak çözeceğimiz bir soru. Önce şunun şuna oranını söyleyelim. Bakın 6 bölü 10 demek ki şurası 6K, tamamı 10K olacak. O yüzden buraya kaldı 4K. 6'ya 4 yani sadeleştir 3'e 2. Aynı oran karşıda da olacaktı. 3K, 2K diye de buraya yazdım. Şimdi bir de şu X'in 20'ye oranını konuşalım. 2 bölü 5 eşittir x bölü 20. Klasik benzerlik yaptık. Bu 4 katı, bu da 4 katı olacak. Cevabım Bursa'dan gelecek dostlar. Evet. Bir dik yamuk görüyorum. Ve dik yamukta ne yapacağınızı siz çok iyi biliyorsunuz. Hemen şuradan aşağı bir diklik indirilecek. İndirdik. Şurası kesin 7. Şuraya k diyelim. Bu da oldu 7 artı k.
Demek ki burası da 7 artı k. 13 size kopyayı versin hemen. Demek ki bu 5, 12, 13 üçgeni olacak. Buraya 5 dersem 12 oluyor mu? Oluyor. Demek ki yüksekliğim 12. Benden yamuğun alanını istiyor. Alt taban artı üst taban ne yapar o? 12 burası. 7 de burası 19. Çarpı yükseklik yani 12 bölü 2 idi dostlarım yamuğun alanı. Gitti gitti 6. 6 ile 19'un çarpımı 60 artı 54. 104 geldi sorumuzun cevabı. Evet 5. sorudayız. Artık açıortay görünce ne yapacağınızı çok iyi biliyordunuz. Daha önceki konularda da şeylerde de söyledik sorularda. Z harfi yapacağız. İkiz kenarı göreceğiz. 15 ise burası da 15 oldu. Şimdi dik yamuk olduğu için şu diklik kesinlikle inecek demiştik. 10 ise burası da 10, buraya 6, buraya da 9 kaldı. Ve bakın 9, 12, 15 üçgeninden burası 12'dir. Şu dik üçgende de yine Pisagor'a gerek yok. Biri diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs neydi? Küçük olan hangisi ise onun kök 5 katıydı. Cevabım Edirne'den geldi. Evet bir ikiz kenar yamuk görüyorum. Bir köşegenini vermiş 10. Ben biliyorum ki diğer köşegeni çizsem kesinlikle bu da 10. Neyi soruyor? Alanını. Şunlar da birbirine eşitti. Yani burası 60. O halde burası da 60. Şimdi bütün dörtgenlerin alanını nasıl buluyorduk biz? Köşegenleri çarpıp yani 10 ile 10'u çarpıp 2'ye bölüyorduk. Bir de aralarındaki açını yani 60'ın sinüsüyle çarpıyorduk. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. 2'ye böl 2'ye böl 5. Yine 2'ye böl 5. 25 kök 3. 6. sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet. Test 6'nın 7. sorusuyla devam ediyorum. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt BC kenarına paralel olan DE doğrusu boyunca kesilerek DBCE dörtgeni elde ediliyor. Tamam bunu kestik. Aynı ardından şekil 2'deki DBC dörtgeni EB köşegeni boyunca kesilerek 3 tane üçgen oluştu böylelikle. Tamam. Oluşsun bakalım. BD'yi 6 vermiş. Şimdi bunları isterseniz şu şekil üstünde de gösterelim. BD'yi 6 vermiş. Tamam. AD'ye X demiş. Onu şurada bir daha şöyle kesmeden önceki halini şuraya çizeyim. AD buradaydı. X demiş AD'ye. BD 6 idi ve hatta EBD açısı da noktalı açı. Şuna bir noktalı açı olduğunu da gösterelim. BC'yi 9 vermiş. 9'u buraya yazıyorum. EBD açısı da EBC açısı da noktalı açıymış. Onu da buraya yazdım. Hatta şuradaki Z harfini de görün arkadaşlarım. Burası da böyle noktalı açı olur. Demek ki şurası da 6 birim oldu. Bak klasik benzerlik oldu dostlar artık sorumuz. 6'nı 9'a oranını konuşacağız şimdi burada. X'in X artı 6'ya oranını konuşacağız. Hemen yazalım. X bölü X artı 6 eşittir 6 bölü 9'a. Hatta 3'e böl 2, 3'e böl 3. 2 ile çarpalım. 2x artı, şuradan yapayım. 2x artı 12 eşittir 3x'e. Demek ki x eşittir 12. Yani sorumun cevabı Denizli'den geldi dostlar. Evet 8 numaradayız. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı. Bir harf yapıyor birim kareler üstüne alanını soruyor. Bunu bayağı bir sordu böyle bir soru arkadaşlar. Bize de neyi soruyor? A harfini A harfinin kapladığı alan. Şimdi bunu ben hep şöyle yapıyorum bunları arkadaşlarım. Şöyle şekli A harfini şöyle büyük bir dikdörtgen içine alıyorum ilk önce. Burada da öyle yapacağım. Şimdi A harfini direkt bulmaktansa dikdörtgenden şu beyaz olanların alanlarını çıkartıp bulacağım soruyu arkadaşlarım. Önce dikdörtgenin kenar uzunluklarını bir hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim burası. Şuraya hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 şurası lazım olacak. Şurası 2. 1, 2, 3, 4. Burası da 4. Şurası yine 12'dir. Şurası 2. Şurası 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Şurası 2 diyelim. Şimdi önce tüm dikdörtgenin alanı 10 bu kenarı 12 bu kenarı o halde 120'dir arkadaşlar dikdörtgenimizin alanı. Şimdi biz bu 120'den sırasıyla beyaz bölgeleri çıkartalım.
Şu dik üçgen olduğu için 4 çarpı 12, 48 bölü 2'den 24 buranın alanıdır. Aynısından burada da var, bir 24 de burada var. 48 çıkacak bir kere. Eksi. Sonra şuradaki beyaz üçgen bak. Yüksekliği 1, 2, 3, 4 birim yüksekliği, tabanı 2. 4 çarpı 2 bölü 2, 8 bölü 2'den 4 yapan, bu 4 de çıkacak. Sonra bir de şuradaki yamuk var arkadaşlarım. Bakın bu yamuğun yüksekliği 3 birim. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 10 bölü 2 5, 5 ile de 3'ün çarpımı, 15 de buranın alanı. Bir de 15 çıkacak. İşte bu da bizim cevabımız olacak arkadaşlar. 48, 4 daha 52, 57, 67, yani 120'den 67 çıkacak. 60 çıksaydı 60 olurdu. 7 daha çıkarsa 53 kalır. Sorumun cevabı Bursa'dan gelir dostlar. 9. sorumuz bir üniversite sınavı sorusuna benziyor. Sanki direk kırılma sorusu gibi, bir bakayım. Şekil 1'deki uzunlukları aynı olan iki direkten biri zemine, diğeri ise 4 metre yüksek duvarın üstüne. Şekil 2'de fırtına duvarının... Buna göre iki direğin uzunlukları toplamı nedir diye bir soru sormuş. Bildiğiniz klasik dik yamuk sorusu dostlarım. Şimdi şurayı bize 4 vermiş. Şurayı bize 8 vermiş. Dik yamukta ne yapıyorduk? Hemen buradan bir diklik indiriyoruz. Burası 4, burası 8. Şuraya K dersem direklerin boyları aynı ya. Bu da K artı 4 olacak. Hemen şu dik üçgeni konuşalım. K'ya 6 desek 6, 8, 10 oluyor mu? Oluyor tabii ki. Demek ki direğin boyu 10. İki direğin toplam boyunu soruyor bize. 20'yi paketleyin hemen. Evet, 10. sorumuza bakalım. Aşağıda şekil 1'deki yamuk biçimindeki karton kağıtlar şekil 2'deki gibi üst üste yapıştırılıyor. He, bak bunlar eş karton. Gördüğünüz gibi eş yamuk, hepsinin kenarları aynı. Şimdi bunları burada da gösterelim biz tabii. Şimdi DC 6'ymış, şuraya 6 yazalım. NM 6'ymış, buraya 6 yazalım. AD 5'miş, buraya 5. AN 10'muş, 15'miş, buraya 10 kaldı yazalım. LM 5'miş, şuraya 5 yazalım. BC 15'miş BC, BL'ye de 10 yazalım. AB'yi 8 vermiş. Başka? AL'de 8'miş. Tamam. Burada da bir sürü. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şurada bir ikizkenar yamuk çıktı. Çıktı da çıktı. Bir şeyler çıktı arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi yamuğun içi boşsa hemen ne demiştik? Şöyle köşeden yana doğru bir paralel çizin. Şurası 5, şurası 8, burası da ne kaldı? 10. Bak 6, 8, 10'dan dikliği bulduk. Şimdi bu diklikten aşağı bir diklikte biz indirirsek, şöyle bir diklik indirirsek. Ah bacı muhabbeti yapıyordum ben, hatırlayın. Şurası 10 oldu arkadaşlarım. Ah bacı ne diyordu dostlarım? H çarpı 10. H çarpı 10 eşittir dik kenarların çarpımına, yani 6 çarpı 8'e 48. Demek ki H 48 bölü 10'dan 4.8. Şu yüksekliği unutmayın, 4.8. Yandan öklük yapalım. 6'nın karesi eşittir. Şurası çarpı tamamıydı. 36, bu çarpı 10, yani 3.6 geldi burası. Demek ki şurası 6.4. Bunları da bir söyleyelim. Şimdi gelelim şu şeklimize. Bize dörtgenin çevresini istiyor, şu koyu pembe dörtgenin. Zaten üç kenarını bulmuşuz biz. 14, 19 var. Bir tek şuradaki LC'miz eksik. X diyelim, LC'yi bulacağız. Onu da bulmak için şu ikiz kenar yamuktan bir faydalanalım. Şuradan bir diklik indirelim arkadaşlarım. Şimdi biz burada az önce yamuğun yüksekliğini 4.8 bulduk. O zaman bu da 4.8. Bak burada bir 4.8, hipotenüsü 6 olan bir üçgen var. Burada da 4.8'e 6 olan bir üçgen bulmuştuk az önce şu üstteki şekilde. Demek ki bunun diğer dik kenarı da 3.6. O halde şurası 3.6. İkiz kenar yamukta iki dikliği indirdiğinizde şu parçalar birbirine eşitti. Demek ki şurası da 3.6. Toplarsak 6 7.2 yapıyor dostlarım. 10'dan da 7.2'yi çıkartalım. 2.8 kalıyor şu araya. Demek ki şurası da 2.8. Onu da yazalım. E peki tamamı 5'ti. 2.8 burasıysa 2.2 de buraya kalacak. Toplamları 5 olsun diye. Bakın orayı da bulduk. Şimdi şuranın çevresi 19 vardı. Bir de 2.2 ile toplarsanız bunu
19, 20, 21.2 yani Edirne şıkkı sorumuzun doğru cevabı gelecek. Evet, 6'yı da gömdük dostlar. Yamuk da bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gobeller. Evde kalın, iyi çalışın lan. Hadi öptüm hepinizi, bay bay.